Gerçekten de bugün çok keyifli bir gün çünkü bugün garajımızda Honda'nın çift kavramalı vites kutusuna sahip olan modelleri var. Bunlar hakkında teknoloji konuşmak gerçekten de bana çok büyük bir keyif veriyor. Motosiklette çift kavrama vites kutusu teknolojisini konuşacaksak Honda'dan başka şansımız yok. Çünkü bir tek Honda motosikletlerde var çift kavramalı vites kutuları. Çift kavramalı vites kutusuna sahip olan Honda motosikletlerle toplam 7000 kilometre yol yapmışım. İlk planda hissiyatını söylemek istiyorum. Hem manuel vites kutusunun hissiyatı olması hem de sizi çok rahat ettirmesi. Özellikle uzun yollarda vitesle, debriyajla uğraşmanıza hiç gerek kalmıyor. Ama bu neye neden oluyor? Konsantrasyonunuzu tamamen motosikleti kullanmaya kanalize edebiliyorsunuz. Yani ivmelenmeye, viraja, frene kanalize edebiliyorsunuz. Çok büyük bir konfor getiriyor. Aynı zamanda güvenlik açısından da fevkalade önemli. Motosiklet dinamiğine olan katkısından da bahsetmemiz lazım. Çift kavramalı vites kutularında adından da belli olduğu gibi iki tane debriyaj var. Bir tanesi bağlarken diğeri bırakıyor. Yani motordan tekerleğe giden güç ve tork da herhangi bir kesinti olmuyor. Profesyonel bir motosiklet kullanıcısı bunu fevkalade iyi ayarlayabilir. Nerede vites değiştireceğini çok iyi bilebilir ama günlük hayatta özellikle uzun yollarda sürekli buna dikkat etmek gerçekten de konsantrasyonun büyük bir bölümünü götürecektir. Şu motosiklet hareket halindeyken arka tekere giden gücün çok lineer, kesintisiz ve çok rahat olmasının motosikletin dinamiğine çok büyük bir katkısı var, büyük bir rahatlık. Ayrıca dinamik şartlar diyoruz, motosikletin üzerindeki parçalara baktığınızda yine büyük bir faydası var. O da güç arka tekere giderken debriyajla kesilip yeniden bağlanmadığı için aktarma organlarının üzerine, motor kulaklarının, motor bağlantılarının üzerine yükler sert olarak binmiyor. Bu da özellikle motosikletin mekanik sağlığı açısından fevkalade önemli konulardan bir tanesi. Yani topyekun baktığınızda hem güvenlik açısından hem de rahatlık açısından çok önemli bir teknoloji. Gazı açıp gidiyorsunuz. Biraz da mekaniğinden bahsetmek istiyorum. Teknolojinin adından da belli olduğu gibi çift kavrama. Yani iki tane debriyaj var. Mesela Honda Goldwing çift kavrama için örnek vereyim. Vites sayısına göre değişebilir. 1, 3, 5 ve 7. vitesler 1. milin üzerinde. Bunun üzerinde ayrı bir debriyaj var. 2, 4, 6. vitesler 2. milin üzerinde. Onda da ayrı bir debriyaj var. Eğer 6 vitesli olsaydı, 5 vitesli olsaydı 1, 3, 5 diye tek sıralı vitesler ve çift sıralı vitesler diye ikiye ayırabiliriz ama her birinde de prensip olarak ayrı birer tane debriyaj var. Ayrıca her bir debriyajın elektronik hidrolik üniteleri var. Bunlar birbirinden tamamen bağımsız çalışıyor ama bunları çalıştıran bir de elektronik ünite var. Sensörlerle hedef vitesi tespit edebiliyor ve ona göre bu debriyajları çalıştırabiliyor. Mesela siz yolda gidiyorsunuz. Gazı açmaya başladınız. Bu bir üst vitese çıkacağınızın işareti. Elektronik ünite gerekli değişikliği yaparak bir alt vitesteki debriyajı boşaltmaya, o sırada bir üst vitesteki debriyajı hazırlamaya başlıyor. Arka tekere hiçbir güç kesintisi olmadan çok yumuşak bir şekilde torkun ve gücün aktarılmasını sağlıyor. Bu da özellikle arka tekerin motor hızına göre fazla dönmesi, yani patinaj yapması halinde piyasada motosikletin arkadan kayması olarak belirttiğimiz olumsuz, dengeyi bozan durumla karşılaşmamasına neden oluyor. Ama bir uzun yolda düşünün, binlerce kere böyle durumlar oluşabiliyor. Dolayısıyla otomatik olarak motosikletin şartlarına göre viteslerin çift kavramayla değiştirilmesi hem rahatlık hem de güvenlik açısından sürücüye çok büyük avantaj getiriyor. Bunu manuel olarak da kullanma imkanınız var. Hemen sağ elciğin ön tarafında çift kavramalı vites kutusunun kumandasını görüyoruz. Boş konumu, otomatik konum var. Bir de manuel konumu var. Manuel vites kutusu gibi kullanmak isteyenlere önemli bir ayrıcalık. Çift kavramalı vites kutusunun kumandasından manuel modunu aldığınızda mesela Afrika Twin Adventure'dan örnek vereyim. Hemen bu sefer sol elciğin alt tarafında artı eksi tuşları var. Artı taraf ön tarafta, eksi taraf arka tarafta. Oradan istediğiniz gibi vitesleri manuel değiştirebiliyorsunuz. Ama tabii ki yine debriyajsız. Hatta bu konuda benim de çok hoşuma giden Afrika Twin'de denediğim Honda'nın özel aksesuarları var. Bir aksesuarla klasik vites kutusu kumandası yerine bir parça takarak ayaktan da çift kavramalı vites kutusunun kumandasını manuel olarak yapabiliyorsunuz.
çift kavramlı vites kutularının teknolojisini konuşurken mutlaka modlardan bahsetmek lazım. Çünkü modları çok karakteristik, çok anlamlı hale geliyor. Bunu buradaki tüm motosikletler için konuşma imkanına sahibiz. Hepsinde spor modu var ama isterseniz 94 tane yeni patentle çıkan Honda Goldwing çift kavramı üzerinde konuşalım. Çünkü diğerlerinde spor modu anlatabiliriz ama burada tam 4 tane mod var ve çift kavramlı vites kutusunun bu modlara çok büyük katkısı var. Modlar baktığınızda motosikleti kullandığınız dış ortama göre motosiklet karakteristiğini elektronik olarak ayarlama anlamına geliyor. Tam 4 tane mod var. Bunlardan bir tanesi normal mod, yani tur modu. Honda Goldwing için konuşuyoruz. İkincisi spor modu. Üçüncüsü ekonomi modu. Dördüncüsü ise yağmur, yani kaygan zemin modu. Bu 4 farklı modda motosikletin ana parametreleri farklı mentalitede çalışıyor. Bu parametreler neler? Onları söyleyeyim. Motor gücü ve torkunun arka tekere gidişi, gidiş miktarı, oranı. Onun dışında süspansiyonun, çünkü elektronik otomatik ayarlı süspansiyona sahip Goldwing. Süspansiyonun otomatik olarak bu modlara göre ayarı. Onun dışında tabii ki fren karakteristiğinin ABS ile birlikte kullanım karakteristiklerine göre ayarı. Ve bu modları çok daha anlamlı hale getiren bir konu var. O da çift kavramlı vites kutusunun çalışma prensibi. Mesela spor modunda motosikleti kullanıyorsanız, o modu aldıysanız çift kavramlı vites kutusu vites değişimlerini çok daha çabuk yapıyor. Ayrıca vitesi üst devirlere kadar, yani torkun maksimum olduğu yerlere kadar uzatıyor. Yani tamamen performans mentalitesiyle vites değişimlerini sağlıyor. Mesela bunun tam zıttı yağmur moduna bakalım. Çünkü kaygan zemin modu, orada da arka tekere motor gücünün çok kontrollü ve yumuşak gelmesi lazım. Viteslerin çok erken değişmesi lazım. Çünkü ride by wire dediğimiz kontrol sistemi var. Çift kavramlı vites kutusunun motor gücünü ve torkunu arka tekere çok daha yumuşak verdiğini görüyoruz. Herhangi bir kaygan zeminde kayması, motosikletin dengesini kaybetmesini önlemek için. Onun dışında da vites değişimlerinin bu söylediğimiz doğrultuda çok daha erkenden yapıldığını görüyoruz. Bu da tabii motosikletin kaygan zeminde kullanım karakteristiğine çok büyük bir katkıda bulunuyor. Ekonomi modu da yağmur moduna benzer bir şekilde mümkün olan en kısa devirlerde vites değişimleri gerçekleştiriliyor. Tur modunda ise söylemeye gerek yok. Adından da belli olduğu gibi normal hava koşullarında, asfalt yollarda, özellikle de uzun yollarda motosikletin karakteristiğini o şartlara göre ayarlayan mod, orada da optimum düzeyde çift kavramlı vites kutusunun vites değişimleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Teknolojiyle motosikletin modları da sizin istediğiniz şekilde çok daha hassasiyetle, çok daha güvenli ve keyifli bir şekilde değişebiliyor.